Herkese merhaba dostlar, ben Görmek ve Enigmatik 2 Expert Skyblock ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen bölümde söylediğim gibi yavaş yavaş base'i büyütmeye başladık arkadaşlar. Seared Stone ve Seared Brick kullanarak. Şöyle spek çekerek anlatayım. Normalde Seared Brick'i biliyorsunuz Grout'u pişirerek elde ediyorduk. 4 tanesini birleştirdiğim zaman Seared Bricks oluyordu. Yapı bloğuna çevirebiliyorduk. Bunun yerine Seared Stone da kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunlar da Smelter ile çalışıyor. Mesela burası normalde şu an mesela her tarafta Seared Brick olduğu için çalışmıyor olarak düşünebilirsiniz ama burası 4 yüksekliğinde bir artık Smeltery. Dediğim gibi bu da kullanılabilen bloklardan biri. Dekorasyon içinde Smeltery içinde kullanabiliyorsunuz. Ve bunu nasıl elde ediyoruz? Burada bizim casting basinimiz var. Buraya bir tane lever takarsanız ve içeride sürekli cobblestone eritirseniz arkadaşlar Seared Stone erimiş Seared Stone elde ediyorsunuz. Onu da buraya döktüğünüz zaman Seared Stone veriyor. İki tane cobblestone'dan bir tane Seared Stone elde edebiliyorsunuz. Ya da külçe altın kalıbı basarsınız. Buraya koyarsınız. Buraya lever takarsınız. Öyle yaptığınız zaman da normal Seared Brick veriyor. Böyle külçe şeklinde bricklerden veriyor. Onlardan da 4 tane pişirdiğiniz zaman böyle bir tane yapabiliyorsunuz. Yani 4 tane cobblestone kullanarak da bir tane brick elde edebiliyorsunuz bu şekilde. Bunları da ister dekorasyon ister smeltery yapımında yükseltiminde kullanabilirsiniz. Yavaştan benim base'imin alacağı şekil belli oldu aslında. Şunlar hep inşa blokları. Rahat rahat yukarı tırmanayım falan diye. Tabi düzeltmeler yapacağım. Ama burası devasa bir siyah taşlardan dolu bir kale olacak. Blackstone da alırız muhtemelen. Nether'da biraz bulabilirsek Bastion falan. Dediğim gibi burada ve burada ve aynı zamanda şu köşede de bir tane platform olacak. Ekstra işler için. Artık ağaç mı yetiştiririz, bir makine falan mı, reaktör falan mı koyarız? O zamanı gelince belli olur. Burayı tam doğal görünüme kavuşturamadım uçamadığım için ama uçmaya başladıktan sonra inşa işleri daha da kolaylaşacak. Gayet de tıkırında gidiyor her şey. Sonraki bölümün de başında bu arada ufak bir base gezisi de yapacağım arkadaşlar. Bakalım diğer arkadaşlarımız ne yapmış diye. Bayağı ilerlemiş arkadaşlarımız var çünkü teknoloji modunda. Ve base inşası olarak da özellikle 2 kişi oynayanlar bayağı kaptırdı gitti. Şöyle kendimizi normale çevirelim. Evet, şimdi bu bölüm ne yapacağız? Bu bölüm açıkçası bir ağaç farmı artık yapmak istiyorum. Çünkü burada ufak bir alanım benim boşaldı. Buraya ufak bir ağaç farmı yapabiliriz. Çünkü hani dinamolarda vesaire her yerde bana bol bol kömür lazım olacak. Tabi bunu yapabilmem için benim buranın aşağısına bir platform inşa etmem lazım. Forestry ile yapacağım çünkü ağaç farmını. Ondan önce de tabi makinalarını aslında yapabilmem lazım. Platformu en son inşa ederiz. Önce makinalarını yapalım. Şimdi öncelikle görev kitabından biz zaten Forestry'yi küçükten açmıştık diye hatırlıyorum. Gate'den hayır açmamışız, sadece gelmişiz. Kapısındayız şu anda. Sturdy Case'in craftlayarak başlayabiliyoruz arkadaşlar. Bu vatandaşa burada Aquarius Accumulator mı Sturdy Case'in mi alsam daha karar veremedim. Accumulator'ın bir kendisine bakalım. Görevi ona göre hani tamamlayacağım. Tıklayalım Accumulator'a. Açıkçası bunu yapmak fazla kolay. Yani bunu görev ödülü olarak almak manasız olur. Biz casing'i alırız görev ödülü olarak. Evet, ilk başlayacağımız şeyler ne? Ulan bu da kolaymış ya. Acaba bunu mu alsak? Biz sturdy casing almayalım. Accumulator alalım. Çünkü çok kolaymış yani bunun yapımı da. Bunun da sturdy casing ile başlayabiliriz. 4 tane copper gear, 4 tane bronze ingot. İnanılmaz ucuz. Copper gear de bu arada kasta yapacağız zaten. Bu Forestry'nin giriş seviyesi makinaları arkadaşlar. Yapabildiğimiz şeylerden biri aslında. Ağaç farmı veya herhangi bir farm yapmak için eğer Forestry ile yapacaksanız tamamen otomatiğe bağlayabiliyorsunuz enerjiyi verdikten sonra. Bize birkaç tane blok lazım. Bunlar farm blok arkadaşlar. Farm valve, farm hatch, bir de controller var. Onu daha buraya koymadım. O en son konusu çünkü. Tabi bunları yapabilmek için de her seferinde bana tin elektron tube lazım olacak. Onu da nereden elde ediyoruz? Thermionic Fabricator. Bu vatandaşa yalnız craftlayabilmek için bana hardened ve impregnated casing lazım. Bunları da carpenter'dan elde edebiliyorum. Dolayısıyla treated wood plank'e kadar şu an farkındaysanız geldik. Treated wood'u nasıl elde edeceğiz? Bunun herhangi birine tıklarsanız bize creosote oil lazım. O da geçen bölüm girişini yaptığımız coke brick muhabbetinden. Dediğim gibi bunlardan 27 tanesini multibloğa çevirebiliyorsunuz ve içine kömür koyduğunuz zaman arkadaşlar bu vatandaş o kömürü yakıyor. Ve size kreosot oil veriyor o kömürün yerine. O kreosot oil'ı kullanarak da zaten treated wood plank ve carpenter masasını yapacağız. İki tane de su bucket'ı kullanarak. Yani ilk yapacağımız işlem aslında 27 tane bunlardan elde etmek. Bu aşamayı geçiyorum craft aşamasını çünkü bayağı basit. Yani bol bol kile ihtiyacımız var.
Kilde de şöyle bir krallık yapabiliriz. Öncelikle dörtlerimizi harcamayalım mesela şu anda. Dörtle başka bir şeyden uğraşmamak için. Buraya geliyoruz arkadaşlar. Burada ex nihilo modu da var çünkü bildiğimiz gibi. Kırıyorum ben buradan şeyleri. Sanki ders anlatıyormuş gibi anlatmama ne diyorsunuz peki? Bunları gravel'a çeviriyoruz en başta. Gravel'ı kırıyoruz. Ondan sonra bu vatandaşları dediğim gibi ex nihilo olan bilenler zaten anlamıştır. Kırıp bu sefer de Dust'a çeviriyorum. Bunu da getirip bunu ikiye al. Su, varil, clay. Su, varil, clay. Yani bayağı iki tane burada Skyblock kaynak modu olduğu için bunu dibine kadar sıyırmakta fayda var. Çok rahat bir şekilde elde edebiliyoruz yani. Evet, gerekli bütün ham maddeyi topladığımı düşünüyorum. Bu resipiyi 26 kere tekrarlayacaktım. Yanlışlıkla 27 kere tekrarlayacak kadar yapmışım. 3 tanesi boşa çıktı. Onları da bir yerlerde inşa bloğu olarak kullanırız. Dediğim gibi bu vatandaşlar birer multiblok arkadaşlar. Niye 27 kere yaptım? Çünkü çok yavaş çalışıyor. Yani Arc Furnace'a geçtikten sonra hızlanıyor aslında. Enerjiyi de beslemeye başladıktan sonra Immersive Engineering'de. Ama ilk etapta bayağı yavaş. O yüzden böyle sayılarını arttırarak işimizi biraz kısaltabiliriz. Bir yerlerde burada bir Engineer Hammer olacaktı. Nereye koyduk acaba? Bunun içine mi koydum? Aynen buraya koymuşum. Bu vatandaşta sağ tıkladığımızda formlanıyor olması lazım. Aynen şekil A'daki gibi. Evet, 3 furnace'ımızı da kurduk. Dediğim gibi bunların içine artık böyle bir GUI konuşamadım. Böyle bir GUI var. Böyle çarkı oynatacağız. Çarkı oynatmayacağız. Bu vatandaş çarkolla çalışmıyor. Enteresan. Allah Allah, ben sanki bu çarkolla da çalışıyor diye hatırlıyordum ama normal kömür istiyor benden anladığım kadarıyla. Sağ tıklayalım bakalım normal kömüre. Evet, normal kömür istiyor. Normal kömürü kol koka çeviriyormuş ama 250 değil 500 kriyos otoyıl veriyormuş. O da enteresan bir detay olmuş tabi. Merak ediyorum, normal kömür için burada bir kolay bir yöntem var mı? Çarkolu mesela normal kömüre çevirebiliyor muyuz acaba bir şekilde? Bir bakalım. Or hallerini falan çok umurumda değil açıkçası. Belki crushed coal'u pişirerek çarkol yapabiliyoruzdur. Belki de evet, bir diğer resipide hakikaten çarkolu havaya uçurduğumuzda da arkadaşlar kömür elde edebiliyormuşuz. Bunu içeri sallayalım. Hatta hepsini sallayalım. Nasıl olsa birlik bir resipi. Patla bakayım. Kömür mü yok içeride? Ha, multi block not form diyor. Çünkü arka tarafındaki... Allah Allah, niye patlamıyor acaba? Arka tarafını açık bırakmışız buranın şeyleri sökerken. Buradaki kiremitleri sökerken. Ondan dolayı patlamıyormuş. Ama farkındaysan soğumamış da şaşırtıcı derecede. Normalde soğuyor diye hatırlıyordum ama. Bu evet, 22 tane çarkol geldi. Neden? Şey, kömür geldi. Neden? Çünkü içerideki HU ona kadar izin verdi. Bunun içerisine hadi bunları almayalım. 3 stack komple atmış olalım. Şuradan biraz kömür koyarsak kömürü de bayağı kolay elde ediyormuşuz yani aslında. Şimdi işte dediğim gibi arkadaşlar 3'e bölelim mesela bunu. Normal şey kömürlerini, maden olan kömürleri buraya koyuyoruz. Bu vatandaşlar tabi dediğim gibi biraz yavaş çalışıyor. Mesela şu an daha bir tik gitti. İkinci tiki gitmesi evet. Yani 10-15 saniye alıyor. Dolayısıyla bir ufak AFK'yız. Yeterince 3D Tool Plank, hatta ileriye dönüp de lazım olacağı için 3D Tool Plank geldiğinde kaldığımız yerden devam ederiz zaten. Sturdy Casing'de dediğim gibi bir şey yok. Ben şimdi gidip Smeltery'de kalıbı kullanarak onlardan da yapacağım. Copper Gear'dir, Bronze Gear'dir, bilmem nedir. Ondan sonra buradan da yeterince Creosote Oil elde ettiğimizde geri döneriz. 3D Plank'leri de yaparız. Bu arada az önce Seared Stone için bahsettiğim şeyi burada Copper Gear içinde kullanabilirsiniz. Altındaki hapır muhabbetinden bahsediyorum. Lever'ı buradan aldık buraya. Hapırı buradan aldık buraya. Şimdi bu hapır içerideki kalıbı çekmez arkadaşlar. Çok akıllıca bir şekilde yapmışlar. Zaten Enigmatik 6 Expert'te de benzer bir şey yapmıştık. Artık kapır erittim. 7 blok bir ingot. Yani toplamda 64 tane ingot var. 16 tane bana gear gelecek. Her seferinde 50 almayayım. Gideyim başka şeylerle de ilgileneyim diyorsanız hop açıyorsunuz buradan bunu. Molten Copper döküyor. Ondan sonra copper soğuyor ve içeride oluşan copper gear gördüğümüz gibi aşağıya geliyor. Bayağı kolay açıkçası, bayağı da zevkli bir yöntem. Bunu özellikle hani uzaktan redstone sinyalleriyle otomatiğe alırsanız bu vatandaşı arkadaşlar Riptide Energy SX bile bağlarsınız, öyle söyleyeyim. Burada tek yani merak ettiğim, hop yanlışlıkla buraya copper aktardık. Tek merak ettiğim hani şey yapabiliyor muyuz? Filtreleyebiliyor muyuz? Eğer filtreleyebiliyorsak zaten tadından yenmez. Burada çıkardığımız kapırı da bu arada blok halinde tekrar içeri atıp eritebilirim, aslında problem değil. İlk parti kreosot oilumuz erimiştir diye düşünüyorum. O sırada kapır gearları da zaten erittik. Şu fazlalık kapırı şuraya koyabiliriz arkadaşlar.
Biraz bronza lazım olacak tabi. Çünkü bronzunda ingot'a lazım. İlk etapta sturdy casing yapabilmek için. Hatta onunla başlayalım. Başarımını da alırız böyle. Bunlar bronz giyirmiş arkadaşlar. Selamünaleyküm hemşerim. Evet, gear'larımızı aldık, gidiyoruz. Craftlamayı yapabiliriz artık. Moral bozmak yok. Arada olur böyle şeyler. Renkleri o kadar benziyor ki. Eski versiyonlardaki işte bu kalitesiz texture'lardan dolayı bazen böyle şeyler yaşayabiliyoruz. Tamam, ingotları aldık. 4 tane copper gear bırakalım. Buydu değil mi resipiler? Aynen böyle bir şey olması lazım. 2 kere yapabileceğiz zaten galiba. Evet. Basalım shift'e. Evet, 2 kere yaptık. Bu sayede görevi de tamamlamış olduk. Buradan accumulator mı alsak, casing mi alsak? Valla bronzu bu kadar zorlanmayacağız aslında. O zaman yani accumulator da alabiliriz ya. Ama çok fazla da sınırsız su kaynağı var abi yani. Neyse, biz yine bunu alalım. Bugünkü farmımızda belki onu kullanırız. Tamamdır, accumulator'ı aldık. Şimdilik bu vatandaşı tabii ben emekliye ayırıyorum. Çantamın içerisine atıyorum. Lazım olduğunda geri çıkartırız. Evet, sturdy casing de başladık arkadaşlar. İlk lazım olan dediğim gibi makinelerden biri Carpenter. Burada iki tane water bucket'a ihtiyacım var. O yüzden şöyle bir şey yapalım. Şimdi bu kadar iron ingot'ım yok. Tamam, hatırladım kalanın nerede olduğunu. Öncelikle kendimize bir tane daha bucket yapacağız. Bir tane daha bucket yapabilmek için de 5 tane yine plate'e. 5 tane mi? 3 tane plate'e ihtiyacım var değil mi? 3 tane miydi ya? Aynen 3 taneymiş, tamam. Kalanını bir tane daha plate, bucket lazım olursa orada kullanırız. Çünkü Carpenter bildiğim kadarıyla bucket'ları harcamıyor. İnşallah da harcamıyordur. Şimdi öncelikle bir treated wood plank yapmamız lazım tabii. Benim hiç dark oak wood'um kaldı mı? Kalmış. Bunları 850 olarak craftlayabiliyorduk diye hatırlıyorum. O yüzden şöyle hepsini plank'e çevirelim. Gidelim bir bucket şey alalım şimdi. Kreosot oil alalım. Ender pearl, kaçma kaçma kaçma. Oh, despawn olmadan yakaladık. Bir taneymiş. Şuraya bucket'ı koyarsak bir bucket geldi. İğrenç de bir rengi var. Allah affetsin, Eowyn'in yaptığı şeye benziyor. Yahni'ye benziyor. Bunu böyle koyalım. Şöyle dizdiğimiz zaman evet, treated wood plank'i de yaptık. Artık Forester'ı craftlayabiliriz. Pardon, Carpenter'ı craftlayabiliriz. Kullanma bucket'larımı valla da kullanmadık. Güzel. Edelwood olsam belki kullanırdı. Evet, Carpenter bunu bildiğim kadarıyla bu makinalarda enerjiyle falan çalışıyordu galiba ya. Evet, 0 RF yazıyor. Şimdi geçen bölüm yaptığımız Furnace Generator'ı belki burada artık bir işleyebiliriz. Vallahi da galiba oldu arkadaşlar. 4000 RF diyor. İyi, en azından boşa gitmedi. Başka bir yerde değerlendirmiş olduk bu vatandaşı. Şimdi bu Carpenter makinesini biz biraz muhtemelen kullanacağız. O yüzden koyalım böyle. Şimdi ilk lazım olan şeylerden biri impregnated casing, diğeri de hardened casing. Hardened casing'i onu da mı aynı makinede yapıyoruz? Evet, onu da aynı makinede yapıyoruz. Impregnated için olive oil lazım. O zaman önce hardened'ı yapalım. 4 diamond bir sturdy casing de yapabiliyoruz arkadaşlar. Şu an aslında biz termionic fabricator makinesini yapmaya çalışıyoruz. Bunu da niye yapmaya çalışıyoruz? Buradaki elektron tüpleri yapabilelim diye. Kalanı kolay. Burada redstone elde ederiz. Liquid glass'ı zaten Tinkers'ta da eritebiliyoruz. O zaman hardened casing'le başlayalım. 4 tane diamond lazım bana yani. Burada artı buton niye çıkıyor ki? Benim normalde... Ha, resipiyi göstereyim diye çıkıyor. Input slotu burası olması lazım. Çünkü niye artı çıkıyor diye bir kafam karıştı ama öncelikle benden 5 bucket da su istiyor bu arada. Her bir hardened casing için. O yüzden şöyle bir su dolduralım bu vatandaşın içine. 5 bucket su değil mi? Evet, 5000 milibucket diyor. 4 diamond bir sturdy casing. Şunu artıya basabiliriz. Bu item'ı bu slota koyalım. 4 tane de diamond şimdi. Kirli diamondlarımız nerede bizim? Kirli diamondlarımız. Crucible'ımı da yerini değiştirmiş olmam lazım. Onu şuraya yakına taşıyalım. Her seferinde su götürmeyelim yani. Evet, cauldron'u şöyle koyalım. Bu arada bu itemlarda durability var. Ama galiba bunlar enerjisi olmadığı zaman armor değerini çok yansıtmıyor. Öte yandan durability de kaybetmiyorlar arkadaşlar. O yüzden artık üstümde gezdiriyorum bunları. Ama dediğim gibi hani şey kaybediyor mu, hani armor işe yarıyor mu çok bilmiyorum. Endermenler fena tokatlıyor çünkü açıkçası. Denk geldiğimiz zaman. 4 diamond'ı da koyalım bakalım. Evet, çalışmaya başladı. Dediğim gibi bu vatandaşın forestry makinelerinin input slotu bu aşağıda. Neye benziyor biliyor musunuz? RF Tools'un crafterlarına benziyor. Mantık olarak. Eski tip dille yazıldığı için açıkçası. Eski versiyonlarda yazıldığı için eski versiyonlardan beri değişmeyen modlarda hala bu detay var. Envanter olarak bunlar buraya algılıyor. Güzel de bir sistem açıkçası. Şimdi bu vatandaşın bu detaylarını kaldırabiliriz. Bana bir de ne lazımmış? Olive oil. Bir bakalım bakalım olive oil'ı ne ezerek elde ediyoruz.
mantıklı. Olive eserek elde ediyoruz rustic modundan. Ya işte crashing tab'ın üstüne tepineceğiz ya da squeezer craftlayacağız. Açıkçası tab benim daha işime geldi şu an. Olive'i nereden elde ederiz? Ona bir bakalım. Olive leaves, olive sapling. Markette 10 emerald karşılığı alabiliyormuşuz. Bugün görevlerden biri veriyordur ya. Tek yöntemi bu değildir diye umut ediyorum. Eğer öyleyse zaten 19 tane emerald kasmamız lazım. Bunun için de biliyorsunuz crushed stone'a ihtiyacım var. İnşallah öyle bir şey yoktur. Bir görev kitabına bakalım. Karnımdan enteresan sesler gelirken. Burada yok. Buna zaten tıklayamıyorum. Burada yok. Burada yok. Advanced plating var. Loot chest var. Burada yok. Actually editions da yok. Mekanizm kapısı zaten ne hala. Ne kadar eski tekstürler, ne kadar enteresan. Evet, şu an Forest modunun açılışını yaptık. Şuradan bir ödülünü alalım öncelikle o zaman. Belki burada bir yerde veriyordur hani olive chest, olive şey, sapling. Bunları açtık. Squeezer loot chest veriyor. Impregnated casing yapabilmem için ama bana zaten yine olive lazım. Ne vereceksin ödüllerden? Blueberry pancake. Ulan yemek verip duruyor, neyse. Galiba bayağı elle elde edeceğiz arkadaşlar. Squeezer yapalım madem. Hani bunu kullanması daha kolay. 2 tane tin gear lazım. 4 tane de wood plank lazım. Ki şey, treated plank lazım. Onu da artık rahat yapabiliyoruz. Onu kullanalım bari şimdilik. Evet, olive oil arkadaşlar şart değil ki. Ben üsttekine yanlış bakmışım ya. Üf, her seferinde aynı boku yiyoruz. Neyse, squeezer'ı yapalım öncelikle bir. 2 tane cam lazım. Herhangi bir cam olur diye düşünüyorum. Evet, oluyormuş. Bunu da bu... Hop, yanlış oldu. Bunu da öbür tarafına koyalım. Bunu illa pickaxe mi kırıyoruz? Aldım. Bu makineler tahta gibi duruyor. Niye pickaxe ki? Şunu da şöyle koyalım. Buna da enerji dolmuştur diye düşünüyorum. Evet, dolmuş. Şeyle de yapabiliyormuşuz arkadaşlar. Seed oil'la da yapabiliyormuşuz. Seed oil için de ne lazım? Seed haliyle. Acaba şey... sapling'ten filan da seed oil çıkıyor mu? Yoksa illa şey mi mesela? Var mı squeezer? Fermenter var. Fermenter varsa zaten squeezer yoktur. O zaman illa seed kullanacağız. Elimizde ne var mesela? En rahat elde ettiğimiz şeylerden biri rice seed. Bunları kullanabiliriz. 10 millibucket mı gerçekten peki bunun karşılığı? Başka bir seed deneyelim. Pumpkin seed deneyelim mesela. Bunları da nispeten kolay elde ediyoruz. 10-10. Bayağı bana o zaman 95 tane daha filan seed lazım arkadaşlar. Beni ufak bir farm bekliyor. Ufak bir farm serüveni bekliyor. Peki mesela aynı anda 4 tanesini seed'e çevirebiliyor muyum? Yok, birer birer çeviriyor. Tamamdır. Biraz seed biriktireceğiz. Açıkçası en mantıklı şeylerden biri de pumpkin gibi geldi. Neden diyorsanız, bir pumpkin'den çünkü aslında 4 tane ben şey elde edebiliyorum, seed elde edebiliyorum. Dolayısıyla şurayı tekrar çapalayalım. Hatta şuraları da çapalayalım. Şöyle biraz pumpkin seed dağıtalım. Yetişecek alanları olsun diye de biraz daha genişletebiliriz hatta etrafı. Şu torch'u da kıralım. Tamamdır. İşte bir 70-80 tane, 90 tane seed biriktirdikten sonra devam edebiliriz sanıyorum. Evet, yine Gölmög'ün aklına bir şeyler geldi arkadaşlar. Aslında öyle 100 tane falan seed'e ihtiyacım yok. Her ne kadar buradan bayağı bir biriktirecek olsam da yine de ileride daha fazla lazım olacağını biliyorum çünkü. Aslında şöyle çok güzel bir şekilde 250 millibucket'ı da buradan aktarabiliriz. Nasıl aktarırız? Birincisi, bunların küçük slotları var açıkçası. Kendi içerisine sıvı toplayabildiğiniz. Portable slot almış olsam onunla aslında toplayabilirdim. O onu bana verdi mi yine de ya? O görev sanki bütün ödülleri vermişti de. Yani Allah bilir nereye koyduk onları. Portable tank vallahi burada. Acaba bunu şöyle hüp. Hüp diye içimize çektik. Koy buraya. Bir daha çekelim. İyi lan. Bütün seed oil'ı yanlışlıkla geri aldık. O da enteresan oldu tabi. Bir saniye. Şu tam bir şey olsun. 250'ye gelebilecek seviyeye gelelim. Hepsini aldık mı şimdi buraya? Evet. Onları buraya koyarsak şimdi 8 tane log ile impregnated casing yapabiliriz. Onları da logları da şuradan bir yerden alacağız. Bu vatandaşı şimdi buraya koyarsak. Vallahi hiç kablolamaya gerek bile kalmadı. Direkt bizim için craftlayacak. İyi, 10 numara. O zaman şeye geçebildik şu anda aslında. Thermionic Fabricator'a geçebildik arkadaşlar. Çünkü bir bundan yaptık, bir bundan yaptık. 4 tane gold gear, 3 tane de cam lazım şu an sadece. Ki bunlar da çocuk oyuncağı. Imperating Casing'i de aldık. Bunu da böyle yerine yerleştirelim. Gidelim, yapmamız gereken son işlemi yapalım. O zaman o da 4 tane gold gear basmak.
Evet, Thermionic Fabricator'a da tıkladık ve onu da yaptık. Sanıyorum bu da enerjiyle çalışıyordur. Bunu da buraya koyalım. Süper. Sende durum ne? İyi. Hala yeterince çarkolumuz var. Bir görev tamamladığımı iddia ediyor. Loot chest ne çıkıyor? Framing table. Güzel. Bu framing table arkadaşlar, blokların görsellerini değiştirmemizi sağlayan frame modunun, sanıyorum ki storage drawer modunun yani daha doğrusu masası. Burayı kullanarak storage drawer'ların görüntülerini değiştirebiliyoruz. İleride işimize yarar. Ama craftlaması kolay bir şeydi. Keşke daha değerli bir şey verseydi. Yine yemek. Ah. İyi. Bu fena değil. Bu lapideri ileride arkadaşlar dinamoların, emerald, ne bileyim diamond vesaire, öyle şeylerden de enerji üretmesini sağlayacak bir upgrade. Bunun için henüz bir chest'im yok. O yüzden onu oraya taşıyorum. Şimdi bu vatandaşı da biz ne yapmak için kullanacağız? Electron tube yapmak için kullanacağız. Yani bana bunlardan, farm bloklardan bayağı lazım. Çünkü farm blokların diğer parçalarını da aslında yine bu şeyi kullanarak yapacağım yani. Bir tane valve, iki tane hatch yeterli olur diye düşünüyorum. Valve sıvıyı alacak. Hatchlerden biri kaynağı içeri gönderecek. Birini dışarı göndermek için kullanırız karışmasın diye. Farm blokta multibloğun kalan parçaları. Bir de dediğim gibi tabii controller tarzı bir bloğu vardı bunun. Gearbox mıydı? Sanırım Gearbox'ta. Bu arada bunları bildiğim kadarıyla, yalan olmasın arkadaşlar, aynı materyalden yapmak zorundayız. O yüzden ben hepsini stone brick'ten yapacağım. Burada birkaç çeşidi var bunun. Sandstone var, nether brick var, chiseled stone var. Ben hepsini aynı açıkçası şeyden yapmayı düşünüyorum ki sıkıntı yaşamayalım o konuda. Şimdi bakalım yukarıda mesela birazdan şey yapacağız. Glass eriteceğiz. Bakalım o glassları şeyle alabiliyor muyum? Bucket kullanarak alabiliyor muyum ya da işte buradaki portable tank'i? Eğer alabiliyorsam zaten bayağı işimiz kolaylaşacak. Evet, süper, alabiliyormuşuz. Bu daha önceki bölümde kullandığımız Fluiduct'ı buraya da bağlayabiliyoruz. Servoyu da şuraya takarsam, ondan sonra da ignore dersem herhalde buraya liquid glass'ı aktarmaya başladık. Buradan da aşağıdaki makinalara taşıyabiliriz böylece. Burada işte toplamda 32 bucket'lık şey varmış. 27'yi dağıtalım. 2 bucket da burada var. 29 bucket fazla yeterli olacaktır şu aşamada bana. Sadece buraya biraz daha lava taşımam lazım galiba. Bitiyor çünkü. Evet, bunları komple tekrar şimdi envanterimize çekebiliriz. Aşağıda da belki lazım olabilir. Belki sağ tıkla koyabiliyorumdur. Ondan çok emin değilim ama bu servoyu mümkün mertebe yanından ayırmamaya çalışıyorum. Başka yerlerde lazım olur diye. Şimdi bu sıvıyı bunun içerisine nasıl boca ederiz biz acaba? Shift sağ klik. Yok, bana mısın demedi. Direkt bunu... Aa, camı direkt bunun içinde mi eritiyorduk? Ulan boşu boşuna mı uğraştık ya? Bir dakika. Liquid glass yazalım. Eğer boşuna uğraştıysak bir tık üzüleceğim çünkü. Squeezer diyor. Yo. Sıvı halini buradan elde edemiyoruz aslında. Squeezer'e ihtiyaç var. O zaman şey yapalım. Pipelayalım yine. Sıkıntı değil. İki tane fluid duct'la şöyle herhalde çekebiliriz diye düşünüyorum. Kapat bakayım. Böyle de aktarmadı. Arkadaşlar camı galiba direkt bunun içine atacakmışız ya. Boşu boşuna liquid glass yaptık. Neyse, çok önemli değil ama bu kadar uğraşmama gerek yokmuş yani. O biraz enteresan oldu. Belki recipe koyduktan sonra mı bir şeyler değişebilir. Mesela bize şu an ne lazım? Tin electron tube lazım. Bakalım liquid glass'ı içine çekecek mi? Liquid glass'ı çekmedi ama enerjiyi çekti gibi hissediyorum. Bayağı bir redstone ve tin ingot'la biz bir yapalım yani. Bayağı bir bunlardan kaç tane lazım bize toplamda? Bir siteye yakın yaparız. 9 kere bu recipe'yi tekrarladığımızda artık arkadaşlar olacak. Bu arada galiba camı, evet yani, buraya elle koymamız gerekiyormuş. Boşuna eritmişiz. Yapacak bir şey yok. Onu böyle koyarak halledebiliriz sanıyorum. Her bir camdan ne kadar liquid glass geliyor peki? O da benim kafamdaki bir diğer deli soru. Bir tane daha at bakayım. At bakayım komple. Bir de her seferinde elle mi almamız gerekiyor? Evet, her seferinde çekmemiz gerekiyor. Multiblock bu arada 36'lık mı? Evet, 36'lık. O yüzden 9 kere yapıyoruz SP'yi. Çünkü bu şeylerden bana aslında farm bloklardan 36 tane lazım. Aslında 35 arkadaşlar. Bir tane detayını birazdan söyleyeceğim. Oraya şimdilik girmeye gerek yok. Şu glasslar da içeride kalsın. Lazım oldukça içeriden çeksin. Elektron tüplerimiz hazır. Ondan sonra copper ingot ve wood slab. Buraları izletmiyorum. Buraları komple geçiyoruz. 36 tane önce farm block. Evet, 36 tane farm block. Ondan sonra dediğim gibi bir tane valve. Bu arada ağaç farmı için hani su gerekli mi ondan çok emin değilim. Yalan olmasın.
Ama gerekliymiş gibi davranarak yaptık. Envanteri de ağzına kadar doldurmuşuz yine her şeyle. Şunları şöyle koyalım bari. Biraz daha boşaltmak adına ortalığı. Evet. İki tane de Vive'den aldık. Şu Dark Oak Trap Door'ları açıkçası şurayı çöp olarak kullanarak aşağı atabiliriz. Şu anlık çünkü bunlar yeterli gibi. Önce bir multiblok form oluyor mu ona bir bakacağım. Bir de dediğim gibi bu vatandaşa bizim RF verebilmemiz için controller'ı da bağlamamız lazım aslında. Bu konuyu unutmayalım. Controller'ı yazalım. Nerede bu şey ya? Ay Gearbox ne controller'ı? Buraya koyduk mu Gearbox? Evet. 3 tane Thing Gear, bir tane Farm Block. Yalnız Thing Gear'ım galiba son bir tane kaldı. Tamamdır, yaparız hemen. Evet, Gearbox'ımızı da yapacak materyali elde ettik. Şimdi Autocraft'ı gerçekten, Autocraft'ı diyorum pardon, multiblok'u gerçekten bir deneyelim. 3-4-3'lük dediğim gibi bir multiblok olması gerekiyor bunun. Buradan enerjiyi alsın. Ne tarafa bakıyoruz biz şu anda? Buradan item ve işte seed4 ne gerekiyorsa onları alsın. Bu taraftan da suyu kabul etsin. Bu arada dış yüzlerinin herhangi birine bu koyduğum blokları aslında koyabiliyorsunuz. Öyle söyleyeyim. İlla bu şekilde dizmek zorunda değilsiniz. Bakayım multiblok formlanacak mı? Önemli olan o gerçi. Bir de şöyle bir blok yukarı çıkarak şunu da yerleştirelim bakalım. Evet, multiblok formlandı. Nereden anladın derseniz arkadaşlar, böyle bir kemer varsa artık bunun üzerinde, bu anlayın ki multibloğunuz olmuş demek. Şimdi bu vatandaşta bizim arboretuma ihtiyacımız olacak mı çok bilmiyorum. Su istiyor gibi duruyor. Ne diyor bir de bizden? Smooth sandstone brick ya da stone brick kullanarak platformunu inşa et diyor. Ondan sonra da farma zaten başlayabiliyoruz arkadaşlar. Tabi bunun içerisinde 4 filan da koymamız gerekiyor aslında. Şöyle 4'ü içeri sallayalım. Bu farmın input kısmı gördüğümüz gibi. Burası su input kısmı. Burası da sanıyorum enerjidir. Yani çok emin değilim ondan. Onu şuradaki generator'ı aslında oraya götürerek bir test edebiliriz. Ama bunu enerjiyi kabul eder mi bilmediğim için alttaki generator'ı götürmek daha mantıklı. Zaten her halükarda kalıcı bir enerji sistemi yapmamız lazım. Bu çok geçici bir şey yaptık. Biz şu anda herhangi bir yerine erişebiliyorsan tamam. Bu yüzünü kapatmamda herhangi bir sakınca yok. Sen enerjiyi kabul ediyor musun? Önemli olan o. Şimdi bu enerjisini evet geriye aktarıyor. Enerjiyi kabul ediyor. Keşke ben de görebilseydim yalnız. Ne kadar enerji aldığını. O da enteresan bir detaymış. Ben burasıdır diye umut etmiştim ama değilmiş. Tamamdır. Dediğim gibi bir taraftan bu vatandaşa su aktarmamız lazım. Nerede bizim Aqueous Accumulator'ımız? O da buralarda bir yerde olması gerekiyor çünkü. Bakıyoruz, bakıyoruz. Öbür tarafa koymuşuz arkadaşlar. Bulduk. Şimdi dediğim gibi bu arkadan suyu alacağı için sınırsız bir su kaynağının oraya koymamız ve buraya boru çekmemiz lazım. Şuraya koysam herhangi bir sıkıntı olmaz ama senin enerjiye ihtiyacın var mı ya? Senin enerjiye ihtiyacın da yok gibi duruyor. Oraya kadar kablo yetiyor mu lan? Oha, direkt suyu aktarmaya başladı. Bence buraya yapalım o zaman. Kabloyla uğraşmayalım. Evet, şöyle bir sistem yaptık. Aşağıya da buradan kabloyu çekersek herhalde su içeri otomatik olarak dolacaktır diye düşünüyorum. Ama bunun üst tarafı output. Ve bunun wrench'i şu an elimde yok. Böyle bir ufak bir problem var. Bunu da nasıl çözeriz? Şuradan suyu çeksem sen oradaki suyu bitirmezsin, değil mi? Bitirmiyor, iyi. Tamam. Güzel. Problem değil. Yani bu kadar çirkin bir şey yapmasak da olurmuş açıkçası. Düşündüğümüz zaman ama neyse, şu anlık emaneten gidiyoruz. Suyu da içeri hallettik. Dörtü de içeri hallettik. Platformumuzu inşa edeceğiz. Ondan sonra farma hazırız zaten. Platform için tabii benim bayağı bir aslında stone eritmem gerekiyor. Bir de illa Oak Sapling mi? Oak Sapling gösteriyor ama belki Dark Oak falan da olabilir. Onu test ederiz. Evet, şimdi şu kemer hizasında arkadaşlar bricklerimizi yerleştirmeye başlayabiliriz. Pişirdik artık. Çünkü bunun boyutu dediğim gibi çok önemli mi bilmiyorum. Daha önce hani Forestry modunu oynadım ama sadece gate'ini kullanmak için oynadım. Bir sonraki moda geçmek için oynadım. O yüzden yani şu an yaptığım şeyi ben de sizle beraber test ediyorum. Mesela bu boyut test edelim. Bakalım, sağ tıklayalım. Tamamlanmış görüyor mu? Bakayım. Galiba tamamlanmış görüyor şu anda. Herhangi bir problem yok gibi duruyor. Mesela şey yapalım. Gelelim buradan. Dark Oak Sapling değil de biz normal Oak Sapling de deneyelim. Zaten teknik olarak bunun ağaçlarını biz aslında şey için kullanacağız. Çarkol yapmak için kullanacağız. O yüzden ağacın türü çok önemli değil.
Tabii buna redstone sinyali falan da vermek gerekiyor. Lazım olabilir. Şöyle komple inşa edelim gerçi ya. Eninde sonunda büyüteceğiz zaten. Yaptık böyle. Komple bir büyüttük ağaç farmımızı. Bir de program bir şeyler gördüm sanki ama. Evet, apatit bulmuştuk, hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Apatitin kullanım alanı burasıymış. Yani benden bir gübre istiyor ama mesela bone meal vesaire veya komposter yetmez diyor. Burada kendi gübresi var. Bundan da yapacakmışız. Sand ve apatit. Apatiti de hatırlıyorsunuz. Ulan bunlar ne işe yarayacak diyorduk. Habire taş yıkarken çıkan apatitler meğer bu işe yarıyormuş. Mesela şuradan bir 20 tane alalım. Herhalde tek son eksiği budur. Çünkü 3 tane input slotu var. Biz şu an 3. input slotundayız. Herhalde budur yani şu andaki tek eksiğimiz. Öncelikle bunları bir yıkayacağız. Ondan sonra bunları sand kullanarak craftlayacağız zaten. Evet, apatitlerimizi yıkadık. Sandimizi hazırladık. Normal şekilde gübre yapabiliriz bunlardan. Bayağı da çıkıyor bu arada, var ya, tek seferde yani. 20 taneden işte. Kaç oluyor lan böyle? 160 tane. 8'li 8'li craftladığımız için gayet temiz. Evet, ekmeye başladı bir. Oha, çok hızlı oldu lan her şey. Evet, çalışmaya başladı bile. Benim attığım fertilizerlarla beraber arkadaşlar içeri koyduğum dörtleri birleştirip humus yapıyor. Tabii bu ağaçlar yani otomatik olarak kendini harvest etmeyecek. Burada öyle bir sistem muhtemelen yoktur. İşte bu noktada da arboretum'a aslında ihtiyacımız var. Çünkü dediğim gibi ağaçlar büyüyor ama bunu elle harvest edeceksiniz. Ondan sonra içeri pipe'layacaksınız. Herhalde arboretum dediğim gibi burada işe yarıyordur. Şu kalan şeyi de içeriye sallayalım. Aa, yo, direkt neyi harvestladı lan? Aa, bu ağacı kendi harvestlıyor. Arboretum ne o zaman? Acaba bu multi bloğun tek bloklanmış hali mi? Çok güzel bir şekilde ağacı budadı. Ben bunun output slotundan çıkan o zaman saplingleri input slotuna geri aktarsam arkadaşlar, hiçbir sıkıntı yaşamayacağım. Mesela bu saplingleri geri içeri koyalım. Aynen, tekrar ekti. Peki her seferinde gübreliyor mu? Her seferinde geri gübreliyor galiba. Abi süpermiş ya. Gerçekten süpermiş. Elma, sapling, her şeyi topluyor. Vallahi bunu koy. Özellikle sky blokta müthiş bulunmaz nimet yani şu yaptığımız şey. Ve muhtemelen şöyle söyleyeyim size, şeyi sallamıyordur bile yani. Farm boyutunu belki sallamıyordur bile. Hani ben bu şekilde yaptım özellikle ama. Belki daha küçüğünü de yapabilirdik. Daha entegresini de yapabilirdik. Zaten bunun son yeri burası olmayacak arkadaşlar. Tahmin edersiniz ki şeklinden, şemalinden şöyle baktığınız zaman. Ama bu müthiş bir charcoal farm demek düşündüğümüz zaman. Ara sıra her ne kadar yanlışlıkla dışarı da sapling çıkıyor olsa da yapraklar yüzünden. Müthiş bir yöntem yani. Şu an mesela muhtemelen, evet, yakıtı bittiği için şu an farm yapmıyor. Mesela aldık buradan çıkan odunları. Geri generator'ın içerisine koyduk. Tekrar kendi kendine takır takır mesela şimdi yine ağacı farmlamaya başladı. Yaprakları da kendi mi kesiyor onu anlamaya çalışıyorum şu anda. Bir kısmını kendi kesiyor, bir kısmı havadan yanlışlıkla düşüyor. Ama havadan düşeni de yakaladı bu arada. Açıkçası bunu yakalayamadı. Bu direkt aşağı düştü. Ama onu da çekti içeriye. Oo abi süper ya. Kendinden magneti var resmen. Geri bunları koyduğum zaman yine ekecek. Vallahi keşke daha önce başlasaymışız arkadaşlar. Yorumlardaki arkadaşa teşekkür ediyorum. Ben daha önce bunu hiç kullanmamıştım açıkçası. Bayağı keyifliymiş. Evet, bugünün farmı bu oldu. Açıkçası bunu ufak bir ek daha yapmak istiyorum ben düşündüğümüz zaman. Şimdi şunları şöyle bir koyalım. Envanteri bir toparlamam lazım önce ama. Evet, son konumuz da arkadaşlar bugün ne olacak? Yine Industrial Craft'tan bir şey yapacağım. Block Cutting Machine yapacağız arkadaşlar. Cobblestone farmını otomatiğe bağlayabilmek adına. Bunun için bana transfer node, transfer pipe ve upgrade mining lazım bildiğim kadarıyla. Bir de golden pickaxe mi? İyi, tamam, burada enteresanlık bir durum yok. Tabi bunun için bir tane de resonator gerekti. Ha, GP istiyor benden. Resonator. Ha, bu biraz ileri kaldı arkadaşlar. Bu arkadaşı da yorumlarda görüp de açıkçası hani yardımcı olacaktım ama bu biraz pahalı bir recipe şu an için. Özellikle steel plate filan. Açıkçası bununla da uğraşmak çok istemedim. Yalan olmasın. Dolayısıyla ben chisel mizzle gerekiyor. Bu çekilecek der değil. Dolayısıyla bunu artık sonraki bölüme bırakalım. Yani buradaki otomatik cobblestone farmında otomatiğe bağlamayı açıkçası kolaylaştıran bir sistemden bahsediyoruz. Onu da sonraki bölüm yaparız. Çünkü bu cobblestone farmının aslında maksimum boyutu bu değil. Düşündüğünüz zaman. Birkaç çeşidi var ya cobblestone farmında. Mesela bunu
bir blok yukarıya taşırsam, iki blok daha doğrusu yukarıya taşıyıp lavayı da ona göre akıtırsam arkadaşlar, ben bu vatandaşı kullanarak aynı anda değil de çok hızlı bir şekilde 8'er 8'er de cobblestone veya gravel farmlayabilirim. O da bir seçenek yani, iki blok yukarı taşıdığımda ve iki tane daha trap, 4 tane daha trapdoor eklediğimde cobblestone farmını büyütebilirim. O zaman o pipelama işini yaparız ve böylece deli gibi cobblestone toplarız. Hatta onları da bir compact makinesi kullanarak compressed cobblestone da çevirebilirim diye düşünüyorum ki lazım oldukça mesela Applied Energistic sistemi onları parçalayıp kullanmama yardımcı olsun. Yalnız şu ağaç farmını müthiş sömüreceğim siz yokken, haberiniz olsun yani. Hatta muhtemelen bir filtreleme sistemi, pipelama sistemi falan yaparım. Buradan bayağı onlarca, yüzlerce stack şey gelene kadar, ox sapling gelene kadar uğraşırız. Dark Oak'la da deneyeceğim. Onu da sonraki bölüm çalışıp çalışmadığını söylerim arkadaşlar. Evet, bölümlük de bu kadar yeterli olmuştur diye düşünüyorum. Bu Forester farmına, şimdi bu devasa farma bir yer belirlemem gerekecek ve aynı zamanda bunun bir de patates için yapacağım. Çünkü şu an en kalıcı ve rahat yemeği patatesle elde ediyorum. Dolayısıyla da onu da o zaman düşünürüz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.